28 Eylül, 4 Ekim haftalık burcumuz koçlarla birlikte başlıyoruz. Evet, biraz daha kendinizi toparlamanız gereken ve işlerinizle alakalı yaşadığınız bazı pürüzler ve evraklarla ilgili ve dikkat etmeniz gereken bir mobbing haftası olacak sizin için. Ve hatta son zamanlarda güvendiğiniz iş alanındaki insanların size hani aslında istemsizce davrandıkları söyleyeceği ve işinize zarar gelebilecek ve hiç farkında olmayarak ayağınızı kaydırabilirler. O yüzden mutlaka bu hafta 28 Eylül itibariyle 4 Ekim arasındaki çevrenizdeki insanları bir kontrol etmeniz gerekiyor. İş alanında da kendini yenilemek isteyen bazı koç burçları bence biraz daha beklemeleri gerekiyor. Çünkü maddi olarak çok büyük bir sıkıntı ve kaygı var üzerinizde. Biriken bazı borçlar ve ailenin bazı dengesizlikleri sizi yıprattığı için bu hafta biraz telaşlı, biraz hani inandığınız çevrenizdeki aileniz, eşiniz, sevgiliniz sizi hani hiç olmadık bir enerjiyle yıpratacağı bir hafta olacak. O yüzden bu hafta kendimizi korumaya almamız lazım. Enerjimizle alakalı inandığımız insanlara biraz mimik değişikliği yapıp onların kurallarını öğrenmek lazım diyorum. İş bekleyenler için Eylül, Ekim'in ortaları gibi gayet aydınlık olacak. Ama ortaklı projelere yer alacak bazı koç burçları, evet doğru atılımlar ama maddi önünüzü ve plansız yaparsanız maddi kayıplar yaşayabilir. Bu dengede sizi yıpratabilir diyorum değerli koç burçlarım. Sağlık olarak özellikle mide asitleriniz ve boyun fıtığı, bel fıtığı gibi durumlarınız söz konusu olacak. İlişki konusunda da yaşadığınız karı koca hayatınızla alakalı biraz sizin aile genelinizle alakalı yaşanan bazı süreçler sizi biraz yıpratacağını ve bu yıpranmada da ilişkiler arasında bir soğukluk, hani yatak ayrımı, boşanma dediğimiz enerjiye giriş yapabilirsiniz. Lütfen rica ediyorum birbirinizi doğru dinleyin, çevrenizi geride bırakın ve biraz birbirinize konsantre olun diyorum. Ufak tefek kazalar olabilir bu hafta. Ameliyatlar konusu gündemde olabilir. Bu estetik dahil olmak üzere biraz daha çarpıtılmış ve dengelerinin yıpranacağı bir hafta koç burçları için. Doğru ve otorite sistemini korursanız çok rahat bir evrede geçiş sağlayacaksınız. Bir de şu notu almışım. Yapmak istediğiniz bir ev alımı ve bununla ilgili kredi bekliyorsanız ve uzun süredir olmasını istediğiniz bir kredinin olumluluğu var gözüküyor. Bekar olan insanlar için de aşk konusunda artık ben kalbimdekinin geri gelmesini istiyorum, yeni insan istemiyorum diyenler kalbinizdekini unutup yeniliğe konsantre olup ve yeni bir hayat kurmanız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle askere gidecek ya da koç burcu erkeklerle, yani polis, asker, subay ya da askerlik görevi olanlarda farklı değişimler ve istediğiniz noktanın zaferini elde edeceksiniz. Bu da size keyif verecek diyorum. Uzun süredir de gitmek istediğiniz ya da almak istediğiniz bir toprak, araba anahtarı, ev anahtarı olabilir. Özellikle aileyle alakalı alacağınız bu karar sizi gerçekten mutlu edecek ve yapmanız gereken yatırım olarak görüyorum. Bir de çok uzun süredir kırgın olduğunuz ve konuşmak istemediğiniz biri sizin kapınıza gelecek. Bence affedin, yenilikler her zaman güçtür ve iyiliktir. Evet, zorlu bir hafta. Mantığınızı kullanın, enerjinizi kullanın ve kimseyle muhatap olmayın. Güzel şeyler olması için bu hafta biraz geri duracağız. Yapmanız gereken tek şey yükselen ve ay burcunuz, duygularınızı yöneten ay burcunuz olduğu için lütfen yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Sevgiyle, umutla, mutlulukta kalın. Allah'a emanet olun.